Merhaba. Gramer derslerimizin yenisine hoş geldiniz. Bu dersimizde want, need, like, love ve hate kullanımını öğreneceğiz. Bunlar da durum fiillerimizdir. -ing almazlar. Öncelikle nasıl kullanıldıklarına bir bakalım. Şimdi bu kelimelerimiz anlamları: want istemek demektir. Need ihtiyacı olmak. Like sevmek, hoşlanmak. Love, sevmek demektir. Hate ise nefret etmek anlamına gelir. Bunların arkasından doğrudan isim getirebilirsiniz. Yani artı neon diyoruz. I want water gibi. Örneklerine bir bakalım öncelikle. I want water, su istiyorum demek. Şu anda istiyor olmama rağmen I am wanting demiyorum çünkü bunlar durum fiilidir. Bir önceki dersimizde işlemiştik. She needs food. Onun yiyeceğe ihtiyacı var diyorum. She is needing olmazdı hiçbir zaman. We like soccer. Biz futbolu severiz diyoruz. I love my family. Ailemi seviyorum diyorum. Ve they hate exams. Onlar sınavlardan nefret ederler dedik. Dikkat edecek olursak want, need, like, love ve hate'ten sonra direkt olarak isim geldi. Herhangi bir şey getiriyoruz ama bunların arkasından fiil de getirebiliriz. Şimdi o kullanıma bir bakacağız. Want artı fi, e, fiil to eki getiriyoruz. Yani I want to drink diyebilirsiniz. Onu birazdan örnek olarak göreceğiz. Want'tan sonra to artı verb gelir. Need'ten sonra da yine to artı verb gelir. Yani I need to go diyeceğiz gibi. Like'tan sonra fiilin ing eki almış hali de gelebilir to artı verb de gelebilir. Burada dikkat edecek olursanız bu konu gerund infinitive konusudur. Yani fiilin ing eki almış hali veya başına to getirilmiş hali. Bunları isimleştirmek için böyle kullanıyoruz. Aslında cümlenin ana yüklemi want, need ve like oldu burada. To verb veya verb ing getirmemizin sebebi arkasından object yapıyoruz. Nesne yapmak için. Yani isimleştirdik. Glavdan sonra da fiilin ing eki almış hali veya to artı verb gelir. Hate'den sonra da yine aynı şekilde verb ing veya to verb şeklinde olacak. Peki örneklerimiz nasıl? I want to drink water. Evet bir önceki örneğimizde I want water diyorduk. Su istiyorum anlamında. Burada da su içmek istiyorum. Su içmeyi istiyorum anlamında. Bakın orada içmek fiilin yani daha doğrusu cümlenin yüklemi değil isim olmuş oldu. She needs to eat food. Onun Yemek yemeye ihtiyacı var diyorum. Bakın to eat. We like playing soccer da diyebilirim. We like to play soccer da diyebilirim. Yani biz futbol oynamayı seviyoruz. We like soccer da öncesi futbolu severiz anlamında. Burada da futbol oynamayı severiz dedik. Soccer Amerikan İngilizcesinde e, futbol anlamına gelir. İngiliz İngilizcesinde de direkt olarak futbol diyoruz. I love seeing my family veya I love to see my family diyorum. Ailemi görmeyi severim dedi. They hate taking exams veya they hate to take exams. Onlar sınavlara girmekten nefret eder demiş olduk. Şimdi bunları daha fazla örnekle pekiştireceğiz. Bakalım ilk örneğimiz Sally loves playing tennis. Sally tenis oynamayı sever dedik. You hate eating vegetables. Sen sebze yemekten nefret edersin. Bakın hate eating diye kullandık. We like to go out together. Birlikte dışarı çıkmayı severiz. Bakın like going out da olabilirdi. Like to go out da olur. She loves swimming in the sea. O denizde yüzmeyi sever. They want to eat ice cream. Onlar dondurma yemek istiyorlar. Diyoruz bakın want to eat diye kullandık. I need to do my homework. Ödevimi yapmam gerekiyor, yapmak zorundayım anlamında. Bakın need to diye kullandığımızda zorunluluk oldu. Mike likes watching movies. Mike e, filmler izlemeyi sever. Dedik bakın like artı e, watching oldu. To watch da olabilirdi. They always want to earn more. Onlar her zaman daha fazla kazanmayı istiyorlar. Buradaki earn para kazanma anlamında kullandık. I need to go home now. Şimdi eve gitmeye ihtiyacım var veya eve gitmek zorundayım diye çevirebilirsiniz. Bunu need to zorunluluk anlamı da katıyordu. Ve son örneğimiz. He hates to do his homework. O ödevini yapmaktan nefret ediyor dedik. Bakın hates to do. E, hates doing de diyebilirdik burada. Evet arkadaşlar. Burada da e, aslında bir önceki konunun devamını işledik. Neydi konumuz? Durum fiilleri present continuous tense ile kullanılmayanlar. Yani I 2 almayanlardı. almayanlardı. Bu konu ise want, need... Like, love ve hate'in kullanımı hem durum fiilini öğrendik hem de gerund infinitif öğrenmiş olduk. Tabi gerund infinitif konusu çok daha ileri seviye bir konudur. Ee, onları daha sonra çok detaylı olarak göreceğiz. Diğer fiillerin nasıl kullanıldığını. Bu seviyede bilmemiz gereken kelimeleri öğrenmiş olduk şimdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.